Merhaba arkadaşlar, Sendeyiz Hocam da Temel Matematik Kampı'nın artık son iki videosuna geldik. Çarpanlara ayırma 5. bölüm. Bu bölümde küp açılımlarını öğreneceğiz. Hem tam küp hem kuvvet şeklinde. Son olarak da değişken değiştirme yöntemini vereceğiz bu videoda. Sevgili arkadaşlar, hemen geçelim isterseniz. Tam küp ifadeleri aslında x artı y'yi 3 defa yan yana çarp demek. Ama biz bunu 3 defa yan yana çarparsak tek tek uğraşacağımız için bir ifade var ama bunu ezberlemiyoruz. 2 slide, 3 slide sonra bunun asansör tekniği dediğimiz bir ifadeden size bahsedeceğim. Daha kolay olduğunu göreceğiz. Peki biz küp açılımlarını nasıl öğreneceğiz? Öncelikle şundan bahsedelim arkadaşlar. X artı y'nin küpü olduğu için, bakın x artı y'nin küpü. Öncelikle basit yolunu bir ezberletelim size. Öğrenelim, ezberleyelim. Sonra asansör tekniğine daha iyi oturacak bu. Şimdi y'yi kapattığım zaman burada bir tane x küp açılıyor. Bakın x küp. Sonunda da bir y küp. Zaten tam karede de öyle değil miydi? X kare, y kare geliyor. Küp olduğu için sağına ve soluna küpleri ekliyorum. Bu tamam. Şimdi arkadaşlar kuvvetimiz 3 olduğu için ifade yine 3'ten başlıyor. Ortaya 3 geliyor. Karede ne geliyordu ortaya? 2 geliyordu. Bu da arkadaşlar Pascal üçgeninden kaynaklanıyor. Ama şimdilik ben karede 2'nin, küpte ise ortaların 3 olduğunu bileceğim. Şimdi burada sevgili arkadaşlar 3. X küp olduğu için bir derece aşağı indiriyorum x kare. Y'yi de bir derece artırıyorum. Burada normalde y üzeri 0 var. Y üzeri 1. Artı tekrar 3 yazıyorum ortaya. X'i bir derece aşağıya indiriyorum. X 1. Y'yi bir derece artırıyorum. Y kare artı y küp. Mantığı bu şekilde arkadaşlar. Peki bunun eksilisi olursa nasıl oluyor? X eksi y'nin küpü. Hemen diyorum ki küpü aldım. 3'ü indirdim aşağıya. X'in karesi ve y'nin birinci kuvveti. Dereceleri biraz azaltıyorum. Normal şartlarda arkadaşlar bakın x küpken yanında y üzeri 0 var. Şu üst derecelerin toplamı her zaman 3'ü verecek. Bunu unutmayalım. Şimdi x burada pozitif, y negatif. Y üzeri 1 de negatif olacağı için eksi. Sonra tekrardan 3 x oldu. Y'nin karesi oldu. Bakın x pozitif, y negatif. Ama kare negatif, karesi pozitif olduğundan dolayı burası da artı oluyor. Küp y negatif olduğu için eksi y küp oluyor. Şimdi o zaman bunu bileceğiz arkadaşlar. Sağa ve sola x küpleri ve y küpü yerleştiriyorum. Ortaya önce x kare çarpı y, sonra x çarpı y kare diyoruz. Şimdi hemen şu açılımları yapalım. Aşağıda verilen ifadelerin açılımlarını yapalım. X artı 1'in küpü. Sağ başlıyorum x küp. Artı olduğu için her taraf artı. 3'ü aşağıya indirdim. X kare çarpı 1'in birinci kuvveti. Artı x'i bir derece daha indirdim. X1, 1'in karesi artı 1'in küpü. Düzenleyelim bunu arkadaşlar. X küp artı 3x kare çarpı 1, 1'dir. Artı 3x çarpı 1 yine 3x oldu. Artı 1. Şimdi artı 2'nin karesini, küpünü bulalım. A küp artı 3'ü aşağı indirdim. 3, a'nın karesi 2'nin birinci kuvveti artı yine 3'ü kullanıyorum. A'nın birinci kuvveti 2'nin karesi oldu bu sefer. Artı 2'nin küpü. Düzenliyorum bunu. A küp. 3 kere 2 6 a kare. 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten 12 a. Artı 2'nin küpü de 8 yapar. X eksi 2'nin küpü arkadaşlar. X küp. Şimdi bakın. 3 x kare çarpı eksi 2. Doğal olarak arkadaşlar şuradaki eksi 2 buraya eksi olarak gelecek. Yani şunu direkt biz 2 yazalım. Ama o eksinin oradan geldiğini bilelim. Devam ediyorum. Sonra tekrar 3x birinci kuvveti eksi 2'nin karesi. Buradan da eksi 2'nin karesi artı olacağı için burası artı olur. Sonra da eksi 2'nin küpü. Bu da arkadaşlar eksi 2'nin küpü 8 yapar. Düzenleyelim bunu. Yani şuraya eksi 2'nin küpünden geldiğini unutmayalım. Eksi 2'nin küpü. Düzenlediğimiz zaman x küp. 2 kere 3 eksi 6x kare. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Artı 12x. Eksi 8. Aslında şuradaki ifadeye dikkat edersek ilk gelen eksi artı eksi şeklinde gidiyor. Negatif olursa. Şuraya da aslında bir negatif koyalım. Negatif olursa. O halde arkadaşlar biz küp açılımlarında artık şunu öğrendik. Küp gelecek, küp gelecek. Ortaya 3 katı birincinin karesi çarpı ikinci. 3 tane birincinin birinci kuvveti çarpı ikincinin karesi.
Sonra sonlara da küp geliyor. Artı olursa hepsi artı, eksi olursa ilk gördüğünüz işaret eksi. Sonra artı, eksi, artı, eksi diye devam ediyor. Evet arkadaşlar, geldik şimdi asansör tekniği. İşte aslında bunu öğrenirsek hiçbir ezber yapmamıza gerek yok. Şimdi ifade asansör tekniği dememizin sebebi şu arkadaşlar. Bir asansör düşünün. Yan yana iki tane asansörle. Çünkü bizde ikili terimler nedir bu? A artı B'nin bir kuvveti olacak. Bunun hem birinci terim hem ikinci terimin aynı anda asansöre bindiğini düşünelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, asansörlerde biliyorsunuz ilk düğmeleri hatırlarsanız 0 yazar. Sonra 1, sonra 2, sonra 3. Bu yukarı ya da aşağı indikçe, hani düğmelere basıyoruz ya, 0. düğme, 1. 2. düğme katları veriyor şeklinde düşünebiliriz. Şimdi asansörün sol tarafında, yani ilk terim A olduğunu düşünelim. A. Sağ taraftaki asansör de aşağıda olsun. Yani tam zıt bir hareket edecekler bunlar. O da B olur. A terimi asansörün 3. katında, B terimi de 0. katında. Buradaki o zaman A artı B'nin küpünü açmayı bir öğrenelim. Nasıl açacağız? Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Asansörün biri aşağıya inerken diğer asansör de yukarıya çıkacak ve aynı anda çıkacak. Şimdi o halde diyorum ki A küp B sıfır. Bir kat aşağıya indim. A'nın karesi oldu. B bir kat yukarı çıktı. B'nin birinci kuvveti oldu. Devam ediyorum. A bir kat daha aşağı indi. A'nın birinci kuvveti. B bir kat yukarı çıktı. B'nin ikincisi. Renklere dikkat edin. Bilerek aynı renkleri yazıyorum. A bir kat daha aşağı indi. Yani zemine indi. Sıfır. B de bir kat yukarı çıktı. B küp. Şimdi biz kuvvet, tam kuvvet açılımlarında şunu biliyoruz. Terimlerin dereceler toplamı her zaman size şu üstteki kuvveti verir. 3. O zaman ben bunu açtığımda dikkat. A 3. kattayken yanındaki B zeminde. A 3, B 0. A 2'deyken B 1'de. A 1'deyken B 2'de. A 0'dayken B de 3'te. Bunu her türlü açılma yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. X artı Y'nin bana lütfen 5. kuvvetini terimlerini açın dediğim zaman. O halde diyorum ki bakın X 5, Y 0, X 4, Y 1, X küp, Y 2. Bakın hep toplamı 5'i verecek. X kare, Y 3, X 1, Y 4 ve Y, hatta X'ten başlayalım. X 0, Y 5. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar B üzeri 0 ne demek? B üzeri 0 1 demek. O zaman burası ne oldu? A küp. Devam ediyorum. A kare çarpı B. B üzeri 1. A çarpı B kare ve B küp. Bunu da yazdık. Buraya kadar tamam. Bunlar bize terimleri veriyor asansördeki. Hangi terim açarsanız açalım. Şimdi ortası artı olduğu için arkadaşlar her taraf bir keresinde artı olacak. Buna da karar verdik. Güzel. Şimdi gelelim katsayıları nasıl yazacağız? İşte benim için önemli olan nokta bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Asansör ilk terim A küpten başlıyor. Şu küpü alıp aşağıya indiriyorum. İndirdim. Bu küp nereden geldi? A'nın üstünden geldi. Yani bir terimden geldi. Şimdi devam ediyorum yandaki. Hep A'nın üstündeki ilk terim derecesini indiriyorum. Bunun derecesi kaç arkadaşlar? Onu da şöyle yeşile göstereyim. 2. Bu dereceyi de aşağıya indireceğim. Ama zaten bir 3 vardı. 3 vardı. Bir de 2 indirdim aşağı. Ne oldu? 3 kere 2 6 oldu. Şimdi 3 ilk terimden geldi. 2 de ikinci terimden geldi. 2 tane terimden geldiği için bunu 2'ye bölüyorum arkadaşlar. O zaman bakın ne oldu? Şuraya da yazalım. A küp oldu. İlk terimden 3 A kare B oldu. Artı. İkinci terimden, ilk terimden 3, ikinci terimden 2 geldi. 3 kere 2 6. Böyle 2'den ne oldu? 3 oldu. Bu da A B kare. Devam ediyorum. Bakın benim öndeki terimde bir 3 var. Bunu aldım. Peki A'nın üstünde ne var? 1 var. Bu 1'i aşağıya indirdim. Peki 3 çarpı 1 nereden geldi arkadaşlar? Bakın 3'ü oluşturan 2 terim vardı. Bir de 1 geldi 3. terimden. Yani 3 terim kullandım. Bu sefer de 3'e bölüyorum. Artı B küp. Şurayı da şöyle yazalım. Artı B küp. O halde tekrar düzenlersem A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare 3 kere 1, 3 bölü 3'ten 1, B küp.
İşte bu bize küp açılımı veriyor. Şimdi şunu zaten küp açılımı önce verdim size. Şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bu kadar ezber yapmamıza gerek yok. Küplerde ortaya 3 geliyor. Ben şu asansör tekniğini öğreneyim. Küplerde ortaya 3 geliyor. Karede 2 geliyor. Evet. Ama mesela 5. kuvvet çıkarsa karşımıza, 6. kuvvet çıkarsa ezbere, yani ezberlemek yerine hızlıca açabiliriz. Hemen bakalım. Şimdi asansör tekniğimi uyguladım 5'e. Şimdi bakın bunu 5'e uyguluyorum. X5, Y0 zaten 1'dir. Artı 5'i indirdim aşağıya. X1, Y4 oldu. X4, Y1 oldu. X4, Y1 oldu. Devam ediyorum bakın. Kimi indireceğim aşağıya? 4'ü indireceğim. Zaten 5 vardı. 4 kere 5, 20. Bölü 2. Niye 2? 2 terim geçtim arkadaşlar. 4 kere 5, 20. 2'ye böldüğümüz zaman ne olur? 10 olur. O zaman burası 10. X küp, Y kare. Hep 5 olacak. Artı. Şu anda kimi indireceğim aşağıya? 3'ü. 3 kere 10, 30. Kaç terim geçtim? Bakın 3 terim. 30 bölü 3'ten yine 10. X kare, Y küp oldu. Devam ediyorum. 2 kere 10, 20. Kaç terim geçtim? Bakın buraya yazacağım. 1, 2, 3, 4 terimi geçtim. O zaman 2 kere 10, 20. Bu 4 terime paylaştırıyorum. 20 bölü 4'ten 5 tane. X1, Y4. Devam ediyorum. 1 kere 5, 5. Kaç terim geçtim? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5'i 5'e böldüm. 1 oldu. X0 yazmama gerek yok. O zaman Y5. Yani bir tane Y5. Bakın bu da X artı Y üzeri 5'im. Bir de isterseniz son olarak da mesela A artı B'nin 4. kuvvetini açalım. Hemen yazıyorum. B'yi görme. A üzeri 4. Artı olduğu için artı. 4'ü aşağı indirdim. 4 tane A küp B1. Hep 4 olacak. 3 kere 4 12. 2 terim geçtim. 12 2'ye böl 6 A kare B kare. Devam ediyorum. 2 kere 6 12. 1 2 3 terim geçtim. 12 3'e böl 4 A B küp. 1 var burada. 1 kere 4 4. 4 terim geçtim. 4'ü 4'e böldük. 1 olur. O zaman 1 yazmama gerek yok. A 0 oldu. B de 4 oldu. Bakın ezber yapmadan hızlıca açılımı yaptım. Hocam peki eksi olursa ne olacak? Arkadaşlar burası eksi olursa, bakın burası eksi olursa, şöyle şuraya da gösterelim. X artı Y'nin 5. kuvveti. Burası eksi olursa ilk işaret eksi, artı, eksi, artı, eksi diye devam ediyoruz. Neden hocam eksi oluyor derseniz, eksi kime ait? Y'ye ait. Y'nin derecesi 1, o zaman negatiftir. Y'nin derecesi kare, pozitiftir. Y'nin derecesi küp, negatiftir. Y'nin derecesi 4 pozitiftir. Y'nin derecesi 5 negatiftir. Ama şöyle de düşünebiliriz. Artılarda hepsi artı olacak. Eksilerde ilk gelen, görünen ilki eksi artı eksi şeklinde devam edecek. İşte bu sistemin tamamını biz asansör tekniği. Bu da en önemli nokta. Bir yukarıdan inerken 5, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0, 5 şeklinde devam ediyoruz. Şimdi hemen bakalım örneğimize. Diyor ki x küp artı 3x kare y 44, y küp artı 3x y kare 20 olduğuna göre x artı y'nin toplamı kaçtır? Şimdi bakın küpü gördüm. Ortalarda da 3 var. O zaman ben bu iki ifadeyi toplarsam x küp artı 3x kare y artı y küp, ama ben önce 3x y kare yazayım. Toplamı da yer değiştirebilirim. Artı y küp. Neye eşit? 64'e. 44 artı 20. Arkadaşlar bu neyin açılımı? Dikkat edin. Neyin açılımı bu? X artı y'nin küpünün açılımı. Kaça eşitmiş? 64'e. X artı y'nin küpü 64 ise x artı y nedir? 64'te 4'ün küpü olduğu için 4'e eşittir diyoruz. Evet arkadaşlar, diğer soruya geçtik. X eşittir küp kök 7 artı y olduğuna göre x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp ifadesinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuradaki açılıma bakarsak bu açılım neye eşit? Ortada üçler var. Eksi artı eksi şeklinde devam ediyor. Küpler var. O zaman bu x eksi nedir arkadaşlar? X eksi yazmıyor. Niye yazmıyor? Ha şimdi yazdı. X eksi y'nin küpüdür arkadaşlar. O zaman ben x'in ne olduğunu biliyorum. Küp kök 7 artı y. O zaman x gördüğüm yere küp kök 7 artı y sonra eksi y'nin küpü. Bakın y'ler gitti. O halde burası ne oldu? Küp kök 7
2'nin küpü oldu. Bunu da küpün alırsak cevap nedir? 7'dir diyoruz. Geldik 2 küp toplamı ve farkı. Bu da önemli arkadaşlar. Şimdi A küp artı B küp. Bakın tam kuvvet değil bu. Kuvvetler açılımı diyebiliriz. Tam küp değil, kuvvetler küpü. İki küpün toplamı veya farkı. Tıpkı tam karede x artı y ya da x eksi y'nin karesi var. Bir de x kare eksi y kare var. Burada da x artı y'nin küpü değil, x küp artı y küp. Kuvvetler açılımı. Şimdi kuvvetler açılımı dikkat edersek 2 çarpan şeklinde yazılmış. İlk çarpan verilen kuvvetin kuvvetsiz hali. Diğer çarpan ise tam kare ifadeyi anımsatıyor. O halde arkadaşlar bakın şu kalıbı ezberleyeceğiz. Şimdi A küp artı B küp neye eşit? Küpleri görmeden aynısını yazıyorum. Bakın A artı B. Sonra burası da bana tam kareyi hatırlatıyor. Ama nedir? Katsız. Yani burada iki katı yok. O yüzden ben buna katsız tam kare diyebilirim. Katsız asansör tekniği diyebiliriz. Şimdi A küp eksi B küpe bakalım. A küp eksi B küp küpleri görme aynısı çarpı tam karenin katsız hali. O yüzden şu kalıbı şu şekilde öğrenin. Bir kuvvet açılımını yaparken aynısını yazıyorsunuz ve katsız asansör. Sadece bu küpte değil bakın. Dördüncü kuvveti, beşinci kuvveti işte örnek verecek olursam. Mesela x5 eksi y5'i aşacağım. Aynısını yazıyorum. X eksi y. Bakın burada bir de şuna dikkat edeceğiz. Eksi olduğu yerde diğerleri hep artı. Artıyla başladığım yerlerde de eksi artı eksi artı şeklinde devam edecek. Şimdi eksi olduğu için diğerleri hep artı. Şimdi birinci kuvveti kullandım. Kaç kuvvet kaldı 5 kuvvetten? Birini kullandım. 4 kuvvet. O zaman 4 kuvvet olan katsız bir asansörü kullanıyoruz. Yani x 4'ten başlayacak. Sonra artı. X 3'e inerken y 1'e çıkacak. Artı. X kareye indi. Y kare oldu. Artı. X 1 oldu. Y küp oldu. Artı y 4 oldu. Bakın bu normalde vermedim. Ama x 5 eksi y 5'in açılımı da bu şekilde. Mantığı anladık mı arkadaşlar? Küp açılımında aynısını yazıyorsunuz. Bir de katsız asansörü. Artıysa artı ikinci kısım eksi artı eksi şeklinde devam edecek. Yani şurası eksi olacak. Eksi artı 3 terim olduğu için. Eksi ise ilki eksi diğerleri artı olacak. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerin açılımlarını yapalım. Bu neyin açılımı arkadaşlar? 2x'in küpü. Eksi 1'in küpü. Şimdi aynısını yazıyorum. Ne görüyorum ben? 2x eksi 1 görüyorum. O zaman şimdi katsız asansörü uygulayacağım. Yani birinci ifadenin karesi. 2x'in karesi. Eksi olduğu için her taraf artı olacak. Birinci ile ikincinin çarpımı ya da birinci kuvveti artı ikincinin karesi. Düzenleyelim. Bu neye eşit oldu? 2x eksi 1 çarpı 2x 4x'in karesi artı 2x artı 1. Diğer ifadeye bakalım. Bunu da kırmızıyla yazalım. Zaten bu A'nın küpü. Bu da 3B'nin küpü. Şimdi neydi kuralımız? Aynısını yazıyorum. O zaman A eksi 3B. Bir de katsız uyguluyorum. Kare al. Artı ikisini çarp. 3AB. Artı ikincinin karesini al. 9B kare. ÖSYM için arkadaşlar çok çok önemli bir konu küp açılımları. 64 neyin küpü? Bunu da siyahla yazalım. 64 4'ün x de x küp de x'in küpü. O zaman 4x küp artı 125 5'in küpü. O halde arkadaşlar burası aynısı 4x artı 5'i kullanıyorum. Çarpı birincinin karesi 16x kare. Artı olduğu için eksi gelecek. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı yok arkadaşlar. Direkt çarpımı alıyoruz. 4 kere 4x çarpı 5 20x artı ikincinin karesi 25. Mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Geldik diğer bir ifadeye. Şimdi tam küpü neye çevireceğim? Tam küpü kuvvet açılımına çevireceğim. Ya da şöyle diyelim, küp açılımlarını tam kuvvete çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu da lütfen ezberlemeyin. Bakın ezbere hep karşıyız. Peki nasıl yapacağız hocam? Şimdi ben şunu açtığımda, açalım bunu. Nedir bu? Artık öğrendim. A küp. Ortalarda 3 oluyor. Asansör tekniğini uyguluyorum. 2 a kare b artı 3 a b kare artı b küp. Şimdi dikkat. Ben ne istiyorum? A küp artı b küp istiyorum. O zaman dikkat edin. Şununla şunu istiyorum. Şunlar ne? Bunlar fazlalık. Fazla. O zaman bunları çıkaracağım. Neden çıkaracağım? A artı b'nin küpünden. Fazlalık olan 3 a kare b ile eksi 3 a b kareyi çıkartırsam bu ifade a küp eksi b küp, pardon, a küp artı b küp eşit olacak. Tamam, buraya kadar güzel. Ama hocam formül öyle demiyor.
Çünkü arkadaşlar bu çıkardığım ifadeye dikkat edin lütfen. Dikkat edin. A artı B'nin kübü. Neye dikkat edeceğim? Ortaklar var. Kimler ortak? 3 ortak. A'lar ortak, B'ler ortak, eksiler ortak. O zaman ben burayı eksi 3AB parantezine alırsam burada A kalır, burada da B kalır. İşte kolay ezberlemek için bunu kullanıyorum. Yani toplamların A küp artı B küpü istiyorsam toplamların küpü eksi 3 tane çarpım toplam diyoruz. Aynı ifadeyi şurada kullanıyorum. Bu sefer şuna bakalım. A eksi B'nin küpünü açalım. A küp. Eksi olduğu için eksi 3A kare B. Sonra artı 3A B kare. Sonra eksi B küp. Fazlalık olan ne var burada? Bu var. O zaman ben bunu yok etmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? O halde diyorum ki A eksi B'nin küpünden eksi 3A kare B var. Ben o zaman artı 3A kare B'yi ekleyeceğim. Artı 3AB var. Ben o zaman eksi 3A B kareyi çıkaracağım. Bunu çıkardığım zaman bakın şunlar gidiyor. Ne kalıyor? A küp eksi B küp kalıyor. İşte kuvvet açılımı neye eşlemiş oldum? Tam küpe eşlemiş oldum. Devam ediyorum, düzenliyorum. A eksi B'nin küpü diyorum. Şimdi şuraya dikkat edin. Ortaklar kim? 3AB ortak. O zaman artı 3AB ortak. Ne kaldı burada? A kaldı, eksi B kaldı. İşte bu da bana bunu veriyor. Kolay ezberlemenin yolu da yine A küp eksi B küp ne eşittir dediğimde farklarının küpü artı 3 tane çarpım fark. Yani toplam arıyorsak toplamın küpü eksi 3 ÇT. Fark arıyorsak farkın küpü artı 3 ÇF. Yani fark diyoruz. Şimdi hemen sorularına bakalım. Ne işime yarayacak bu? Şimdi soruda bana A artı B'yi vermiş. A çarpı B vermiş, A küp B küpü istiyor. Şimdi A'yı B'yi ayrı ayrı bul, sonra A küpünü B küpünü bul. Uzatırsınız işi. Çünkü burada denklem kullanmanız lazım. Ona yerine diyorum ki A küp artı B küp neye eşittir? Küp nereden gelir? A artı B. A artı B'nin küpünden gelir. Şimdi ortaya ne gelecek? 3A kare B ile 3A B kare gelecek. O zaman diyorum ki bunu çıkaracağım. 3A kare B ile 3AB'nin ortağı 3AB çarpı A artı B. Yani T küp toplamlarının küpü eksi 3 tane çarpım toplam. Şimdi devam ediyorum. A artı B kaç? 5. O zaman burası 5'in küpü. Eksi 3 tane. AB kaç? 2. A artı B 5. Devam ediyorum. 5'in küpü 125. 3 kere 2 6 eksi 5'ten 30. Bu da ne olur arkadaşlar? 95 olur. Mantığımız bu. Geldim diğer bir soruya. X eksi y'nin küpü 15. X eksi y 2 olduğuna göre x çarpı y nedir? Şimdi hemen diyorum ki x küp eksi y küpü nasıl elde ederim ben? X küp eksi y küpü. Ne diyoruz arkadaşlar? Bunu elde etsem etsem x eksi y'nin küpünden neyi çıkartıyorum? Hemen diyorum ki eksi 3x y x kare y'ye gelecek. O zaman ben artı 3x kare y'ye ekleyeceğim. 3x kare y. Sonra buraya artı 3x y kare gelecek. Ben de eksi 3x y kareyi çıkartacağım. Doğal olarak hemen. Zaten bunu yapa yapa pratik olarak şunu alışacaksınız. X eksi y artı 3x y çarpı x eksi y. Bu neye eşit? X küp eksi y küp. Verilenleri yazalım. Buranın 15 olduğu bana verilmiş. X eksi y 2. O zaman 2'nin küpü artı 3 tane x çarpı y çarpı 2. Şimdi 15 eşittir. Düzenleyelim. 2 kere 3. 2'nin 3. kuvveti 8. Artı 3 artı 2 çarpı 2 6 xy. Buradan arkadaşlar 8'i karşıya atarsam 6 tane xy 8 15 eksi 8. Buradan da 6 xy 7 yapar. X çarpı y'de ne yapar? 7 bölü 6 yapar. İşte sorumuzun cevabı bu. Geldik değişken değiştirerek çarpanları ayırma yöntemi. Bakın ad üstünde değişkeni değiştirerek çarpanları ayırma yöntemi. Son yöntemimiz bu. Bu tarz ifadelerde verilen ifadeye benzer terimler farklı bir değişkene çevrilir. Buradaki amaç şudur arkadaşlar. Değişkene çevrilen ifade daha kolay açıldığı için biz bunu kullanıyoruz. Örneğin ben şu ifadede x artı 3'ün karesi 2 tane x artı 3 artı 1. Şimdi ben bunu açtığım zaman x artı 3'ün karesini açacağım. Bunları toplayacağım sonra tekrar bir çarpanlar ayıracağım. Onun yerine diyorum ki pardon. Ne var burada bakın x artı 3 var. Burada da x artı 3 var. Hatta x artı 3'ün karesi diyor burada. O zaman ben x artı 3'e a dersem bu ifade ne olur? A kare eksi 2a artı 1 olur.
Bunu açmak daha kolay. E açalım bunu, nasıl açacağız? Üçlü terim. Çarpımları 1, toplamları eksi 2 olan hangi sayılar var? Hemen şuraya tekrar yazalım. A kare eksi 2A artı 1. Burası nedir arkadaşlar? Çarpımları artı 1 olan 1'e 1 diye düşünelim önce. Topladığım zaman eksi 2'ye verecek. O zaman artı 1'e 1 değil, eksi 1'e 1. Diğeri de nedir arkadaşlar? A'ya A. Evet, şunu da yazalım. A'ya A. O zaman bu açılıp A eksi 1 ile A eksi 1'dir. Şimdi A'yı ne biliyorum ben? X artı 3. O zaman X artı 3 eksi 1. X artı 3 eksi 1. Ve burası da ne oldu arkadaşlar? Bakın X artı 2. X artı 2. Aslında bu ifadeyi açtığınız zaman X artı 2'nin karesi olduğunu görüyoruz. Hemen örneğimize bakalım. 25 üzeri X eksi 6 tane 5 üzeri X artı 5 ifadesini çarpanlarına ayıralım. Bilmiyorum. Ama burada diyorum ki ya bir dakika, 5 üzeri X'ler var. Bakın şu da nedir? 5 üzeri X'in karesidir. Eksi 6 tane 5 üzeri X artı 5. Şimdi arkadaşlar ben eğer 5 üzeri X'e tutup A dersem bu ifade ne olur? A kare eksi 6 tane A artı 5 olur. Artık bunu daha kolay çarpanlayalım. Çarpımları 5 olan 5'e 1. Topladığımız zaman eksi 6'yı verecek. O zaman eksi 5'e eksi 1. Burası da A'ya A. Bu ifade neye eşitmiş? İfademiz A eksi 5 ile A eksi 1'in çarpımına eşit. Devam ediyorum. A yerine ne yazdım? 5 üzeri X. O zaman 5 üzeri X eksi 5 ile 5 üzeri X eksi 1'in açıklığına eşittir diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. X kare artı 3X'in karesi eksi 2 tane X kare artı 3X eksi 8 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Hemen görmeniz gerekiyor ortakları bunlar. O zaman ben A'ya, daha doğrusu X kare artı 3X'e götürüp A dersem bu ifade A kare eksi 2A eksi 2A eksi 8 olur arkadaşlar. Şimdi bunun açılımını yapmak kolay. Çarpımları eksi 8, toplamları eksi 2 olan. Eksi 8'i veren 4'e 2'dir. Eksi olması için bir tanesini eksi yapacağız, bir tanesini artı yapacağız. Hangisini eksi yapalım arkadaşlar? Toplamlar eksi 2 olduğu için bunu eksi, bunu artı yapıyorum. Burası da A'ya A'dır. O zaman bu ifadenin açılımı A eksi 4'e A artı 2'dir. Şimdi A'ya ne dedik biz? X kare artı 3X. O zaman devam ediyorum. A gördüğüm yere X kare artı 3X'i yazıyorum hemen. X kare artı 3X eksi 4. X kare artı 3X artı 2. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü neden? Bunlar da açılıyor arkadaşlar. O zaman hemen şunu açıyorum. Çarpımları X 4, toplamları 3 olan. 4'e 1, 4'ü verir. Artı 3 olması için artı 4'e eksi 1 çarpımları eksi 4 toplamları 3x. Buraya bakıyorum. Çarpımları 2 toplamları 3 olan 2'ye 1 ama artı olacak. İkisi de toplamlar artı. O halde bu ifadeyi tekrar düzelttiğim zaman şunlar nedir arkadaşlar? Şunları da yazalım isterseniz. X'e x. Burası da x'e x. O zaman bu ifade nedir? Yazıyorum direkt. X artı 4'e x eksi 1 çarpı x artı 2'ye x artı 1. Bakın tamamının çarpan şeklinde yazmış olduk. Geldik arkadaşlar sendeyiz şimdi. A eksi B 4'e eşit. A çarpı B 5 olduğuna göre A küp eksi B küp çarpı nedir? Sevgili arkadaşlar konuyu bitirdik burada. Çarpanlar yapma 5. bölüm. Ve bunun hemen arkasından sendeyiz şimdi soruları gelecek. Onları sizler, tabii ilk sorumuz bu olacak. Sizler çözdükten sonra önce bunu çözüyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Daha sonra bunun cevabını vereceğiz. Çözdükten sonra bu konuyla alakalı 3 tane testimiz var. Bu testimiz arkadaşlar kitabın içerisinde. Sendeyiz şimdi testleri de aynı zamanda PDF olarak videonun altında bulabilirsiniz. Son bölümde yani Temel Matematik Kampı'nın son videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.